Sık yapılan kolonoskopiler sonrasında kolon tümörlerini daha erken evrede yakalamaktayız. Tabii ki kolon tümörleri oluşmadan evvel kanser öncesi bazı lezyonlar görülmektedir. Biz bunlara polip diyoruz. Polipler küçük et beni şeklinde kalın bağırsakta oluşan lezyonlardır. Bunlar giderek büyür ve daha sonra kansere dönüşür. Tabii bunların kansere dönüşmesi için 1-3-5 senelik süreler gerekmektedir. Eğer ki bu dönemde kolonoskopi yapılırsa, biz kolonoskopi esnasında bu kitleleri çıkartıp polipektomi yapıp kolon kanserinden korunmaktayız. Ama bazen bu kitleler yatay olmaktadır. Yani dikey değil de yatay büyüme göstermektedir. İşte bunları çıkartmak oldukça zordur ve bunlar da genelde kansere ilerlemektedir. Biz bunları artık endoskopik olarak çıkartabilmekteyiz. İki yöntemle. Bir tanesi endoskopik submukozal rezeksiyon, yani kitle yükseltilip çevresinden özel bir kementle kesilerek çıkartılmaktadır. Bir diğeri de endoskopik submukozal diseksiyon. Yine kitle yükseltilmekte ama altına iğneyle girerekten kitleyi çıkartmaktayız. Yani elektrik akımıyla ve bir iğne yardımıyla kesmekteyiz. Şimdi burada öncelikle tümörü çok iyi görüntülemek lazım. Yeni teknolojiyle zor görülebilen bazı kitleler ve kolon polipleri rahatlıkla görünür hale gelmekte ki bunun için özel ışık değişimlerini kullanmaktayız ve magnifiye edebilmekteyiz. Magnifikasyon çok önemlidir çünkü kolondaki bu tümörün kanser öncesi bir lezyon olup olmadığını bu şekilde anlamak çok kolaydır. Bir de derinliğini endoskopik ultrasonla ölçmekteyiz ve eğer ki ilk 3 katmandan kaynaklanıyorsa o zaman biz bu tümörü direkt olarak çıkartmaktayız. Şimdi burada görüldüğü gibi çok küçük kolonda zor görülebilen kitle lezyonları var. Biz bunları özel bir burada var, bir de burada yükselterekten altına jel enjeksiyonu yapıyoruz ve aynı zamanda jele kanamayı engelleyici özel bazı solüsyonlar ve bazı ilaçlar katıyoruz. Kitleyi yükseltiyoruz ve daha sonradan özel bir cihaz yardımıyla kesiyoruz. Ama kestikten sonra delinme de olabilir bu vakalarda. Görmek de zordur. Bazen delinme ihtimali %10'dur bu vakalarda. Klips dediğimiz özel dikişlerle bu polip tabanlarını kapatmaktayız. Şimdi burada görüldüğü gibi yine özel bir zor görülen şeffaf adenom dediğimiz veya şeffaf polip dediğimiz daha 7-8 senedir bildiğimiz serrated adenoma dediğimiz bazı lezyonlar var. Evet, zor görülüyor bunlar. Küçük, şeffaftır ve son zamanlarda kolon tümörlerini özellikle polipektomi ile engelleyebilmekteydik. Fakat sağ kolondaki tümörleri engelleyememekteydik. Sonradan fark ettik. Sağ kolondaki tümörler genelde bu şeffaf adenomlardan, bu şeffaf serrated adenomlardan kaynaklanmaktadır. Artık bunları da özel yöntemlerle görüntüleyebilmekteyiz. Daha sonra yükseltip çıkartabilmekteyiz. Burada görüldüğü gibi altına enjeksiyon yaptık. Evet, küçücüktü ama enjeksiyon sonunda evet görüyorsunuz oldukça büyüdü, geniş tabanlı. Bunu özel bir şekilde çıkartmak lazım. Elektrik akımı bile çok daha farklı olmalı. Evet, kesip çıkartıyoruz ve arkasından dikişlerle kapatıyoruz. Yine başka bir kolon polibi. Tabii lümene veya kalın bağırsak boşluğuna doğru büyüyen bazı kitleleri çıkartmak polipektomi yöntemiyle çok kolaydır. Ama burada görüldüğü gibi yayvan bir polibi çıkartmak çok zordur ki yaklaşık bu 3 cm'nin üzerinde olan bir kitle lezyonu. Ama bunları da artık eskiden devamlı kolon operasyonuna vermekteydik bu vakaları. Ama şimdi yine burada görüldüğü gibi altına jel enjeksiyonu yaptık. İyice yükselttik. Görüldüğü gibi küçüktü ama iyice büyüdü. Ve arkasından özel yöntemle çıkarttık. Ve boydan boya klipslerle bu lezyon tabanını kapattık. Şimdi burada da bir erken evre kolon kanseri görmektesiniz sol tarafta. Beyaz ışıkla yaptığımız bir inceleme. Büyütüyoruz ve özel bir şekilde görüntü alıyoruz. Tabii bunun riskli olduğunu farkına vardık ve bunun için derin olarak çıkartmaya karar verdik. Yine yükselttik burada görüldüğü gibi. Özel bir mavi mürekkep veriyoruz. Kanamayı engelleyici solüsyonlar veriyoruz. Ve daha sonradan kesip çıkartıyoruz. Evet, görüldüğü gibi lezyon tabanı burada görülüyor. Burada tabii yandan çekildiği için dar bir alan gibi gözüküyor ama aslında oldukça geniş bir taban. Evet, bu tabanı daha sonra yine bir uçtan başlayarak klipslerle tamamen kapatıyoruz. Burada da görüldüğü gibi kanserli bölge. Tabii ki patolojiden gelen incelemeler sonucunda kenarlarının ve tabanının tamamen temiz olduğunu
bildirdiler ve yani şu anda hasta kolon kanserinden tamamen kurtulmuş durumda.